Bu 6. dersimizde zevkli bir konuyu ele alacağız. Harfi cerler. Daha evvelinde kelimenin isim, fiil ve harften meydana geldiğini ifade etmiştik. Türkçe'de isim denildiğinde bellidir, fiil denildiğinde bellidir ama harf denildiğinde Arapçadan farklı. Arapçada iki harften meydana gelenlere de harf deniliyor. Bunu birazdan örnekleriyle göreceğiz. Ama Türkçe'de E, A gibi, A, B gibi veya bütün bunlara harf denilmekte. Türkçe'den biraz farklı. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Harfi cerler, bunlar ismin önüne gelir, kendisinden sonra gelen kelimeyi mecrur yapar. Mesela es-semâvâtu vel-ardu. Es-semâvâtu vel-ard, mülkullah, gökler ve yer Allah'ın mülküdür diyorum. Ama bunun başına bir min getirdiğimiz zaman mines-semâvâti vel-ardı. Burada hareket değişikliğine sebebiyet veren min harfi ceridir. Yani bu harfler kendisinden sonra gelen ismin mecrur olmasını sağlıyor ve onda bir hareket değişikliğine sebebiyet veriyor. Mesela Müslümuna diyoruz, Müslümanlar. Ama min geldiği zaman minel müslimine veya ile harfi ceri geldiğinde ilel müslimine bu şekilde etkiliyor. Memurani deniliyor. İki memur demektir. Ama diyelim ile veya min gibi bir harfi cer kullandık. Minel memureyni, ilel memureyni gibi o şekilde bir değişiklik meydana geliyor. Kur'an'dan örneklerle görmeye çalışalım. Min, den, dan anlamına gelmekte. Mesela yuhricul hayye minel meyyit. Allah ölüden diri çıkarır. Ve yuhricul meyyite minel hay, diriden de ölü çıkarır. Burada yuhricu çıkarır. İşte ihracat diyoruz. Bu kökten gelen bir kelimedir. İhraç, çıkarmak. Yani yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışına çıkarıyoruz. Harece çıktı, ahrece çıkardı. İhraç, çıkarmak. Yuhricu, o çıkarır. Yani Allah çıkarır. El hay, canlıyı çıkarır. Hay olanı, hayatta olanı çıkarır. Minel meyyiti, meyyit olandan. Meyyit ölü demek. Türkçede de kullanırız. Ve bir de bunun zıttı. Ve yuhricul meyyite minel hay, haydan da meyyiti çıkarır. Hayatta olandan ölüyü çıkarır. Yani bu Allah'ın icraatını anlatan bir ayet. Fi, de, da, içinde, hakkında gibi anlamlara gelir. Mesela ene fil beyt dediğimde ben evdeyim. Ene fil medrese, ben okuldayım. Buralarda fi kullanılıyor. Kur'an'dan bir örnek. Ve kâne fil medîne tis'atu rahdin. Ve kâne var idi fil medîne. Burada şehir anlamı olarak düşünelim. Medine-i Münevvere değil. Şehirde var idi. Tis'atu rahdin, 9 kişilik bir çete. Tis'a 9, raht grup ve kötü niyetle bir araya gelmiş bir grubu ifade ediyor. Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Eski milletlerden bir milleti anlatırken ortalığı karıştıran 9 kişiden söz edilmekte. Demek ki ortalığı karıştıranlar her daim olmuşlar. İle, e, a, ye, ya gibi manalar ifade eder. İlel medrese derken okula, ilel beyti eve. Günlük hayatta sıkça bu harfi cere ihtiyaç duyulacaktır. E, a gibi manalar ifade ediyor. Ve ilallahi, Allah'a, türca'u, irca olunur el umur, işler. Burada türca'u, irca olunmak, rücu ettirilmek, döndürülmek hatırlanabilecek bir kelimedir. İlallah, Allah'a irca edilir el umuru, işler. Emr, umur, işler Allah'a
döndürülür. Ale üstünde, üzerinde anlamında Kur'an-ı Kerim okuyan kimseler olarak bu harfi cerin Kur'an-ı Kerim'de sıkça kullanıldığını fark etmekteyiz. Üstünde, üzerinde, e, a, ye, ya gibi cümledeki duruma göre mana verilir. Cehennem ehlini anlatan bir ayet ve cehennem ehli günahlarını sırtlarında taşıyacak. Ayet bunu şöyle anlatıyor. Vahum onlar yahmilune yüklenirler evzarahum günahlarını ala zuhurihim sırtlarına. Burada ale harfi cerdir. Kendisinden sonra zuhuri burada onu esre olarak okutan ale harfi ceridir. Burada dikkat çekebileceğimiz şeylerden birisi hamletmek. Mesela hamal, yükü yüklenen kişi Türkçe'de kullanılır. Evzar, yükler anlamında, günah yükü daha çok. Türkçe'de belki pek çağrışımı olmayabilir. Ve zuhur, zahır sırt demek. Zuhur sırt. İşte cehennem ehli günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir haldedirler. Ba harfi ceri, mesela ketebtü bil kalem diyorum. Kalem ile yazdım. Orada ile manası verdirilen ba harfi ceridir. İkra bismi rabbik, Rabbinin ismiyle oku. Ellezî halak, o yarattı. Yani yaratan Rabbinin ismiyle oku. Adıyla da diyebiliriz. Burada mealde öyle ifade etmişiz. Ama ismiyle, Türkçe'de de isim veya ad aynı anlamda kullanılmakta. İkra, oku. İkra, kıraattan geliyor. Kıraat, okumak. İkra, buradan bir emir. Bismi Rabbik, Rabbinin ismiyle oku. Ellezî halak, o yarattı. Toparlarsak, yaratan Rabbinin ismiyle oku. An, mine benziyor. Dendan manasına da gelir. Ama hakkında şeklinde de yerine göre mana verilir. Dikkat etmek gerekiyor buna. Tümüyle min gibi değil. Farklı bir harfi cer. Yeselûneke, sana soruyorlar. Anil hamri, hamırdan. Vel meysir, meysirden. Hamr, içki anlamında, sarhoşluk verici şey anlamında. Meysir, yüsür kelimesinden gelir. Yüsür kolaylıktır. Meysir, kolaydan kazanılan. İşte kumar, kumarın ismi olmuş buradan. Sana içki ve kumar hakkında soruyorlar. Kur'an-ı Kerim okurken yeselûneke sıkça karşımıza geçer. Yeselûneke ani ruh, sana ruh hakkında sorarlar. Yeselûneke ani zilkarneyn, zülkarneyn hakkında sorarlar gibi. Bakın burada an harfi cerinden sonra hamr, hamri, bunu esre okutan andır. Vel meysiri, bu da atıftan dolayı yine esre olarak okunmuştur. Yani harfi cerler kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar. Lam harfi ceri, li şeklinde için, in gibi anlamlarda kullanılıyor. Mesela velillahi mirasu semavati vel art. Semavat varzın mirası Allah'ındır. Semavat yerine gökler diyebiliriz. Arz yerine yer diyebiliriz. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Buradaki her bir kelime hemen hemen Türkçe'de karşılığı var. Miras, hepimizin muhatap olduğu bir kelime. Semavat, en azından yaşlılarımızın bildiği kelimelerden. Arz, İngilizce'den muhatap olduğumuz art, arz, yeryüzü anlamında. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Hani Yunus Emre demiş ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. İnsanlar oyalanıyor. İşte babadan oğula, evlada miras devam edip gidiyor. Ama hakikatte mülk Allah'ın. Ke gibi anlamında, tabii kitabuke diyoruz mesela, senin kitabın, kalemüke senin kalemin. Burada
isimden sonra geldiğinde onu anlatmıyoruz. Ama evveline gelirse, ismin evveline gelirse orada gibi anlamına geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim kafirleri anlatırken şöyle bildiriyor. Ulaike kel en'am, işte onlar en'am gibidir. En'am, koyun, keçi, sığır, deve, yani davar. Bunlara verilen isim. Kısaca Türkçe'de hayvan diyebiliriz. İşte onlar hayvanlar gibidir. Belhum, hatta onlar edallu, daha aşağıdırlar. Burada kel en'ami, esreli okutan baştaki ke harfi ceridir ve gibi tarzında da bir mana verdirmektedir. Mesela cesur birisiyle alakalı deriz ki fülanun kel esedi, falanca arslan gibidir. Esed arslan anlamında. Kel esedi, esre okutan ke harfi ceridir. Hatta kelimesi, hatta şeklinde Türkçe'de kullandığımız kelimelerden, şöyle oluncaya kadar, ta ki, bu gibi anlamlarda kullanılıyor. Kadir gecesini anlatan surede selamun, o gece bir selamettir. Hiye, o gece. Hatta şuna varıncaya kadar, matla il fecir, tan yeri ağarıncaya kadar. Fecir, sabah vakti. Sabah vakti işte tan yeri ağarıncaya kadar o gece bir selamettir. Burada hatta'dan sonra gelen matla-i esreli okunmuştur. Bunu böyle yapan hatta harfi ceridir. Bunu ifade ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'den bazı örnekler, başka diğer örnekler görebiliriz. Velillahi mirasus semavati vel art, göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Geçmişti. Fe ahazahumullahu bizunubihim, Allah da günahları yüzünden onları yakaladı. Başka bir ayet. Ahaze, ahzetmek, almak, şiddetle yakalamak. Allahu, Allah onları şiddetle yakaladı. Neden dolayı? Bizunubihim, günahları sebebiyle. Buradaki ba harfi ceri sebebiyle, yüzünden bu anlama geliyor. Zunubi, burada esri okutan ba harfi cerinin bu ismin önünde olmasıdır. Hazreti Yakub'un oğullarına bir tavsiyesi var. Onları Mısır'a gönderirken, işte 11 tane oğlu Mısır'a gidecek. Güçlü kuvvetli insanlar, 11 yiğit adam bir şehre girdiğinde aynı babadan dikkat çeker. Bu açıdan diyor ki, vekale dedi ki Yakup, ya beni ye, yavrularım, la tedhulu, girmeyin. Duhul, girmek anlamında. La tedhulu, girmeyin. La olumsuz yapıyor. Min babin vahidin. Bab kapı, min babin vahid, bir kapıdan. Bir kapıdan girmeyin. Ve duhulu, girin. Min ebuvabin, kapılardan, müteferriga, ayrı ayrı. Müteferrik. Müteferrik, en azından Osmanlıca bazı kitaplarda karşımıza çıkar. Mesail-i müteferrika denilir mesela. Birbirinden farklı meseleler demektir. Ebuvab, bab kelimesinin çoğulu. Bakın aynı ayette min bab, bab tekil olarak da geldi kapı anlamında. Ebuvab şeklinde çoğul olarak da geldi. İşte biz bab kelimesinin çoğulu ebuvab'dır. Bunları az çok böyle fark edebilirsek, ayırt edebilirsek bir kelimeyi öğrendiğimizde ondan pek çok kelimeleri çıkartabiliriz. Burada min harfi cerini görmekteyiz. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ, size gelen her nimet Allah'tandır. Aslında ba harfi cerini de görüyoruz ama küm zamirler herhangi bir değişikliğe uğramıyor. Bundan dolayı burada etkisi görülmemekte. Onu karıştırmayalım. Min nimetin, nimetin şeklinde burada bunu tenminli esreli okutan min harfi ceridir. Min Allahi derken Allahi esreli okutan yine min harfi ceridir. Toparlarsak mana şu şekilde. Nimet olarak ne var ise size gelen, fe minallah, Allah'tandır.
Yeselûneke, sana sorarlar. Anir ruh, ruhtan, ruh hakkında sorarlar. Bakın burada da anir ruhi, eselok'tan an harfi ceridir. Yeselûneke, nereden hatırda tutabiliriz? Sual, sana sual ederler. Sual, sormak. Ruh, aynen Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Yusuf kıssasından bir görüntü. Hazreti Yusuf'un biraderleri Yusuf'un yanına geliyorlar. Erzak işinin başında o var. Dağıtımda en yetkili kişi o. O manzarayı anlatan bir ayet. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ Yusuf'un yanına girdikleri vakit اَوَا اِلَيْهِ اَخَاهُ Kardeşini, Bünyamin'i yanına aldı. Burada doğrudan ala harfi ceri sonrasında kendini hissettirmemiş. Ala Yusuf'in değil de Yusuf'e olmuş. Bunun sebebini sonraki konulardan biri olan gayrimunsarif konusu var. Orada ifade edeceğiz. Eva ileyhi derken ile burada yine harfi cer var. Ama sonrası zamir olduğundan o sabit olarak kalıyor. Bunu da yan bilgi olarak vermiş olalım. Başka bir ayet. Burada da fi harfi cerini görmekteyiz. Zaharal fesadu fil berri vel bahr bima kesebet eydinnaz. Zahara ortaya çıktı. Zahir oldu. Zuhur. Mesela Mehdi'nin zuhuru kullanılıyor Türkçe'de. Zahara ortaya çıktı. El fesadu fesat. Fesat da aynen kullanılıyor. Fesat ortaya çıktı. Fil berri vel bahri, karada ve denizde. Ber, belki Türkçe'de çağrışımı pek olmayabilir. Ama bahır, mesela bahriyeli diyorlar. Denizcilere bahriyeli derler. Bize yabancı bir kelime değil. Karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Ne yüzünden? Bimâ kesebet eydinnâz. Yet el demek, eyd bunun çoğulu, nas insanlar, insanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. İşte insanların çevreyi nasıl kirlettiği ortada, ormanları nasıl yaktığı ortada ve daha durup dururken savaşlar çıkarmak gibi durumlar ortada. Ortalığı karıştıran insan, evet ortalığı düzeltmeye çalışanlar da elbette var. Ama bozmaya çalışanlar da var. Lokman suresinde insan işte kişi nerede öleceğini bilemez. Bunu anlatan bir ayet. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ Hiçbir nefis مَا تَدْرِي bilmez. Bilemez. بِاَيِّ اَرْضٍ Arzın neresinde? تَمُوتُ Ölecek. Burada بِاَيِّ Ba harfi ceri var. اَيُّ'yu etkiliyor. Eyyü değil de eyyü olmuş. Ba harfi cerinden dolayı. İşte hiçbir nefis arzın neresinde öleceğini bilemez. Evet, diğer misal ise ile harfi ceriyle alakalı. Fenzur, bak. Fe'ye şimdi manası verebiliriz buradaki konum itibariyle. Şimdi bak. İle eter-i rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Burada şuna da dikkat çekmiş olayım. Mesela Arapça bilen birisi burada hiçbir hareke olmasa doğru bir şekilde okur. Fenzur emirdir. Emirden dolayı bu şekilde geliyor. İle sabit bir harfi cer. İle kendisinden sonra geleni esre okutuyor. İzafetten dolayı rahmeti oluyor. O da esre oluyor. Diğeri de yine izafetten dolayı esre oluyor. Bunların kuralları var. Bu kurallar nazara alındığında şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine hem manayı rahat verebiliriz hem de hareke neden böyle fark edebiliriz. Burada nazar etmek, bakmak. Nazar etmek. İşte nazar, nazar değdi denilir. Göz değmesi de denilir. Türkçe'de karşılığı var. Asar, peltek fe olarak biz bunu kullanmıyoruz. Ama asar şeklinde eser, eser kelimesinin çoğulu
En azından bazıları bunu hatırlayabilirler. Rahmetillah derken de Allah'ın rahmeti. Türkçe gibi bir ifade adeta. Başka bir inceliğe burada dikkat çekmek istiyorum. Bazı fiillerde mef'ul harfi cerle gelir. Ve ona göre manada bir özellik, değişiklik olur. Onu birkaç örnekle göstermeye çalışacağım. Tuvu ilallah cemiyan eyyuhel mu'minun. Eyyuhel mu'minun, ey müminler. Tuvu ilallah, Allah'a tövbe edin cemiyan hepiniz. Hep birden. Ey müminler, hep birden Allah'a tövbe edin. Burada tuvu ile tevbe fiili ile harfi celiyle kullanıldığında tevbe etmek anlamında. Ama alttaki ayete geliyoruz. Fetelakka Adamu min Rabbihi kelimatin derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Telakka telakki etmek, almak. Adamu Adem min Rabbihi Rabbinden. Bakın min de aslında harfi cer. Min Rabbihi. Onu da kırmızı yapmak lazım aslında. Kelimatin, kelimat, sözler, bir takım kelimeler aldı. Fetâbe aleyhi, o da, Allah da, tâbe aleyhi, onun tövbesini kabul etti. Üste tâbe ile ile geldi ama burada ala ile geldi. Ala ile gelince tövbeyi kabul etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla Allah'a tövbe edin, tuğbu ilallah bu şekilde ifade ediliyor. Ama Allah sizin tövbenizi kabul eder. Tevbe ale ile kullanılmakta. Bir de ragibe, rağbet etmek. Rağbet, Türkçe'de kullanırız. Ama bunun Arapçadaki kullanımında eğer rağbet kökünden gelen bir kelimeden sonra an varsa yüz çevirmek anlamına geliyor. İşte Hazreti İbrahim'in babası İbrahim'e diyor ki oğluna, gale dedi, e râgibun, yüz mü çeviriyorsun? Ente sen, an elihiti, benim ilahlarımdan ya İbrahim, ey İbrahim. Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Burada andan dolayı yüz çevirme manası veriliyor. Ama diğer ayet, ikinci ayette inna ila rabbina ragibun. Bir kısım kamil insanlar diyorlar ki veya kemale doğru gidecek insanlar diyorlar ki inna ila rabbina, biz Rabbimize ragibun, yöneliyoruz. Burada rağbet, ragibe, rağbet ila ile kullanılmış. O zaman yönelmek manasını ifade ediyor. Ve başka bir örnek, Hazreti Yusuf anne babasına kendisiyle ilgili nimetleri nazara verirken diyor ki ve ca'e bikum, ca'e geldi demek aslında ama peşinde ba harfi gelirse, ba harfi ceri gelirse getirdi anlamına geliyor. Ca'e bikum, Allah sizi getirdi. Minel bedvi, badiyeden, çölden. Min ba'di en nezaga şeytanı beyni ve beyne ihvati, şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi, getirtti. Ve başka bir örnek şu. İz ca'e rabbehu bi kalbin selim. O, Hazreti İbrahim'den bahis var burada. Ca'e rabbehu, Rabbine geldi. Ama ba harfi ceri geldi peşinde. O zaman getirdi oluyor. İz ca'e rabbehu bi kalbin selim. Yani İbrahim Rabbine kalbi selim getirmişti. Yani bozulmamış bir kalp, fonksiyonel bir kalp, pırıl pırıl bir kalp getirmişti. Benzeri bir ayet yine Hazreti İbrahim'in cümleleri içinde Kur'an'da yer alır. Hazreti İbrahim kavmine Allah'ı, ahireti anlatırken diyor ki işte başka bir alem gelecek. Yevme, öyle bir gün ki la yenfa'u, fayda vermez. Malun, mal. Ve la benun, evlat. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. İlla ancak men etallaha bi kalbin selim, kim Allah'a kalbi selimle gelirse, kalbi selim getirirse onlar kurtulur.
Ve bu şekilde gerçekten de harfi cerler önemli bir konu. Kur'an'ın hemen her tarafı harfi cerlerle dolu. Biz bunların manasını bir defa öğrendiğimizde önümüze çıktıkça hem fonksiyonunu fark ederiz, kendinden sonra geleni mecrur kılıyor, hem de manayı ona göre vermiş oluruz. Çok da zor değil. Hepiniz rahatlıkla başarabilirsiniz.